Cevizin faydası saymakla bitmiyor. Doktorlar her yaşta ceviz tüketiminin önemine işaret ediyor. Tüketim artarken ceviz yatırımı da hız kazanıyor. Edirne Uzunköprü'de devlet arazisini kiralayıp organik ceviz yatırımı yapan Münir Baboluk, Gabuklu Kuruyemiş markasıyla iç piyasa taleplerine yanıt vermekle birlikte ihracat içinde kolları sıvıyor. Ceviz son yılların en akılcı yatırımlarının başında geliyor. Devlet de ceviz eylem planıyla yatırımlara teşvik ediyor. Edirne Uzunköprü'de orman vasfını yitirmiş 300 dekar araziyi 49 yılına kiralayarak organik ceviz yatırımı yapan Münir Baboluk, 9 yaşına giren organik ağaçlardan elde ettiği cevizleri internet üzerinden aldığı siparişlerle Türkiye geneline kargo ile gönderiyor. Üretim koşulları, ceviz yatırımı için gerekli iklim ve toprak yapısı yanı sıra seçilen çeşitlerin verimi etkisini arazide konuşuyoruz Münir Baboluk'la. 2007 yılına kadar toptan gıda işi yapıyordum. Baktım toptan gıda işinde istikrar yok, esprisi kalmadı, marketler çoğaldı. O esprisi kalmadığı için ben de bir akıllı yatırım için cevize yöneldim. Bunu iyi düşündüm. O arada devletin kamu arazilerini, orman vasfını yitirmiş arazileri tahsis için ihaleleri vardı, talepleri vardı. Biz de talep ettik. Bu arazi bize düştü. Bu arazi bize düşünce çalışmalara başladık. 2007 yılının Nisan ayının 22'sinde ekimlerimiz bitti efendim. O günden bugüne çalışmalarımız devam ediyor. Orman vasfını yitirmiş arazide yapılan yatırım organik şartlara uygunluk gösteriyor. 300 dekar arazi efendim. Tamamını orman vasfını yitirmiş arazi olduğu için, organik olduğu için, kimyasal gübre kullanmadığı için tercihimi bundan yana kullandım. Dedim ki bu orman arazisidir. Burada bugüne kadar ilaç ve kimyasal kullanılmamıştır. Bunu bize devam ettireyim. Önce insan sağlığını düşündüm. Ondan sonra tabii ekonomik değerler de bir ön plana çıkıyor. Ceviz seçiminde iklim koşullarına uygun çeşitler tercih ediliyor. O dönemde efendim orman bölgenin bize vermiş olduğu proje kriterleri vardı. Bu kriterlerin dışına çıkamazsınız dediler. Şebin, Bilecik, Yalova 1, Yalova 2, Kaplan, Kaman. Bu çeşitleri bize iklimsel olarak uygun olduğunu belirttiler. Biz de bu projemizde de beyan edilen bu çeşitleri uygulamak zorunda kaldık. Bu çeşitleri ektik. Bugün günümüzde değişen çeşitler vardır. Amerikan Chetney çeşidini meddediyorlar. Belki bundaki sonraki çalışmalarda bunu da tavsiye edeceğiz. Bunu da uygulayacağız tabii projemize değişiklik yaparak. Bu çalışmaları da yapacağız. Yatırım yapılacak bölgede öncelikle toprak analizi yapılması gerekiyor. 30-60-90 santim kriterlerde toprak yapısının ölçülerini alıyorsun, değerlerini, pH değerlerini alıyorsun. Bunu nereye gidiyorsun? Laboratuvarlara gönderiyorsun. Buralarda ceviz ve bademe uygunsa sana uygunluk izni veriyorlar. Ondan sonra ekim yapıyorsun. Arazi yapısının çok önemi var. Toprakta çıkan otlar organik gübreye dönüşüyor. Otları kökleyip atmıyor Münir Baboluk. Mayıs ayında 30 santime kadar uzayan otlar kıyılıp toprağa karıştırılıyor. Bu sayede toprak nemli kalıyor. Baboluk toprağın inceltilmesinin önemine işaret ediyor. Bitkilerin otların büyüdüğü dönemde otlar belli bir çağa geldikten sonra İdrelles denen konuma geldikten sonra büyüyor bunlar. En az 30 santim, 40 santime kadar büyüyor. Ondan sonra biz bunu sürüyoruz. Sürdükten neden büyütmesini bekliyoruz o kadar? Organik tarım yaptığımız için bitkileri kıyıp, toprağa biçip, sürüp ters çevirdikten sonra o bize organik salgı yapıyor, organik gübre yapıyor. Ondan sonra biz bunu ince olarak çapalamayla kıyıyoruz. Ağustos ayı da olsa toprak toz halinde olmasının nedeniyle alttaki rutubeti yukarıya kesinlikle vermiyor. Bu rutubetli kalmış oluyor. Rutubetli kalmış oluyor. Ağaç gıdasını yine alıyor. Sulamamış olsan bile, imkanların olmamış olsa bile en büyük dezavantajı budur, avantajı budur yani. Bunu bütün üreticilere, bütün topluma, herkese tavsiye ediyorum ben. Bunu havalar açtığında Mayıs ayının ilk haftalarında yapması gerekiyor. Çok değil. Şöyle yapalım. Bakın. 2 santim, 3 santim altı yaştır. Görüyorsunuz değil mi? Hamur halinde bak. Kesinlikle bu toprak bir ay en az böyle suyunu salmaz. Yumuşacık toprak. Kesinlikle. Bu çalışmanın bir bedelidir. Tabii herkese tavsiye ederim onu. Organik üretiminde bir gereği bu. Aynen. Organikte aranan özellik de budur yani. Bütün özellik bu. Zaten bütün organik gübreler de organik otlardan, doğal otlardan yapılmaktadır yani. Kimyasal o yüzden yoktur. Biz bunun için mücadelemizi veriyoruz. Toprak yapısı kadar önemli bir diğer başlık sulama oluyor. Her canlının suya ihtiyacı olduğu gibi bunun da suya ihtiyacı vardır. Su, ceviz 5 metre yukarıdaysa 5 metre kökü vardır. Kesinlikle susuz kalmaz. Nereden o suyu bulur? Ona katılıyorum. Ama
suyu verirsek daha sağlıklı, daha farklı tonajlı ürün alırız yani. Salma suyla damlama sulamanın arasında fark var. Damlama, salma sulamayı dökersin 50 litre, 100 litre, sadece üzerinde bir kabuk yapar, su sağa sola dağılır, hiçbir hükmü yoktur. Ama damlama sulama sünger gibi çeke çeke onu içerisine alır. Maksimum ağacın durumuna göre 30 litre, 40 litre, 60 litreye kadar değişir bu. 8 saat orantılı çalışmayla bunu gerçekleştirebiliriz. 9. yılına giren ağaçların verimini artırmak adına doğru zamanda, doğru şekilde budama yapılması ağacın sağlıklı gelişimini de beraberinde getirir diyor yatırımcı Münir Babalık. Ağacın gelişmesi için, uzun vadeli ürün almamız için tabii budama olmazsa olmazlardan biridir. Ağacın geleceğidir, temelidir, omurgasıdır, şeyidir, taçıdır yani. Ürün verecek şimdi. Bu yıl örneğin 5 kilo veren olur, 10 kilo veren olur, 2 kilo veren olur. Bir de şunu gözlemliyoruz. Küçük ağaçlarda genellikle ceviz bırakmamayı düşünüyoruz. Neden? Gelişmesini engellemesin diye. Organik üretim yapılması, konvansiyonel üretime kıyasla daha az ürün alınmasına yol açsa da kalite ve lezzetle bu açık kapatılıyor. Bizim gelişmemizdeki iki tane faktör vardır. Organik tarım yapmamız, bir de kimyasal madde kullanmamız, bir de cevizleri tüp olarak ektiğimizde biraz gelişmemiz gecikmelidir bizim. Bunu da biz göz ardı etmiyoruz. Bunu bilinçli olarak yapıyoruz. Verimde de %25, %30 kaybımız olsa da en azından ürünümüzü çok kaliteli ve alın teriyle, alnımızın hakkıyla kaliteli, organik olarak satabiliriz. Bu da o açığı da böyle kapatıyoruz yani. Organik sertifikası alınana dek hummalı bir çalışma yapılıyor. Kabuklu kuru yemiş markasıyla üretilen organik cevizi Avrupa ülkelerine ihraç etmeyi hedefleyen Münir Babalık, entegre yapıya kavuşmak adına paketleme tesisi de kurmak istediklerini söylüyor. Adım adım markalaşmak, adım adım Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde kendimizi kanıtlamaktır. Yani bu zaman süreç ister. Tabii ki bunu ağır ağır emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Ürün üzerinden başkaları rant kazanmasın diye kendi paketlememi kurmak istiyorum. Hijyenik paketleme. Bir de insanların toplumun güveni olması lazım. Paketlemeye girdikten sonra daha güvenli olur. Markalaşma çalışmaları çerçevesinde Edirne'de perakende satış da yapan Babalık, internet sitesi üzerinden sipariş alıyor ve organik cevizleri Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiyor. İnternetten satış yapıyorum. Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Artı bir ay önce Edirne Ali Paşa Tarihi Çarşımızda yeni bir iş yer açtık. Ofisimiz var. Perakende satışımız, kuryemiz var. Burada bunun kanalıyla, tabii ki sizin canlı medya, görsel medya kanallarıyla kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bütün Türkiye ve dünya genelinde bir marka olursak ne mutlu bize. Doğal ürünün organik sertifikasıyla satılmasını tasvip etmeyen Münir Babalık, tüketicilere sesleniyor. Organik ürün amblemine mutlaka dikkat edin diyor. Doğal ürünü tüketmek herkesin doğal hakkıdır. Ona saygı duyarım. Biz onlarla büyüdük. Onları ayırıp kenara kötülemek bizim haddimize düşmez. Öyle bir niyetimiz kesinlikle olamaz. Biz de doğal ürün tüketiyoruz. Ama organikle doğal ürünün arasında çok büyük fark var. Toplumu bu konuda devlet de reklamlarda aydınlatması gerekiyor. Sizin gibi görsel medyalarda aydınlatması gerekiyor. Amblem çok önemlidir. Şimdi pazara gidiyorlar, diyorlar ki ben de organik ürün aldım pazardan diyor. Tamam diyorum, es geçiyorum. İkna etmek zordur burada insanları. Benim bahçem de organik diyor. Bunu belgelendirmek, gerçekten sıfırdan hayata sokmak çok başarılı, çok zordur. Aslında organiğin ne olduğunu önce öğretmek gerekir insanlara. Münir Babalık, Türkiye genelinde organik üretimin artması için herkesi bilgilendirmeyi misyon ediniyor. Sıfır kimyasal madde, sıfır gübre, sıfır ilaç kullanıyoruz, hiç kullanmıyoruz. En güvenli bir şekilde bizim ürünlerimizi alıp tüketebilirler. İstediği laboratuvarda da tahlil ettirebilirler. Ve bütün Türkiye'yi aydınlatmak, Türkiye'yi bu konuya teşvik etmek için birisi olabilirse ne mutlu bana. Herkesi organik üretime teşvik ediyorum.